olduğu bir açıklamadan evet. dolayı gündeme düşen bir isim olduğunu da ifade edelim. Bu konuyla ilgili başka gelişme varsa Volkan Kılıç'la da bağlantımızı yapacağız tabii ki. Şimdi Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da Barış Yıldız hemen bizimle birlikte olacak. Bilmiyorum hazır mı şu anda ama arkadaşlar hazır değil herhalde, değil mi? Tamam. Biz öncelikle iki günden beri de Sayın Başkan başka bir yoğunluğun içerisinde. Bir taraftan transferler ama bir taraftan da kulübün ekonomisi için farklı farklı adımlar ve projeler atıyor. Forma satışı ile ilgili olarak store'da, Trabzonspor'un store'unda, mağazasında forma satışı ile ilgili olarak hem futbolcular hem teknik heyet hem oyuncular bir araya geldiler. Bunun bir bantını ekrana getirelim, devam edelim. Takım olarak 2661 forma. Arkadaşlarımız ve hocamız, alkışlıyoruz. Kaptan onayladı, 2661. Kaptan onayladı, iş bitti. Hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Vallahi haberim yoktu. Ya yeminle yoktu. Hatta hocayla bizim randevumuz saat 4'ü 15 geçe falandı. Beraber çıkıp bir yere gidecektik. Sürpriz oldu. Başkanım erken gel diyor, dedim olmaz. Dörde çeyrek kala gelir götürürüm seni dedim, duymasın diye. Yalnız formalara bayıldım. Başkanın üzerindeki, yani daha önceden de hatırlarsan ekranda evet. getirmiştik. O siyah hocanın ve başkanın üzerindeki. Çok güzel. Bugün hatta aynı kıyafet olabilir üzerinde Sayın Başkan'ın. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da ziyaret etmişler. Üzerinde de yine aynı forma çok vardı. Güzel. Çok güzel görünüyor. Bizim Obi Mikel sözümüz vardı. Forma. Biliyorsun evet. Ersin. Bu siyahını alırız. Obi Mikel yoktu burada. Hatta telefonla görüntülü bir şekilde katılmış. O bölümü herhalde arkadaşlar almamışlar. Orada da konuşuyorlar. Yani 150 beraberce. Forma evet. o da almış. Bu siyah formalardan 3 tane almamız gerekiyor. Yayında da paylaştık. Trabzonlu dostlarımıza da imzalatıp yollarız. Tişört gibi giyeriz. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Formalar çok güzel. Şimdi Barış Yurdusevin'e bağlanalım. Barış hattaymış. Barış iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Transferle ilgili güzel haberler verecek misin bakalım Barış Yurdusevin? Evet. Tabii öncelikle şuradan başlayayım. Gelenler ve gidenlerle ilgili tabii iş biraz karışık. Yani hani Trabzonspor taraftarlar gelen kısmıyla daha çok ilgileniyorlar ama şu saatlerde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömer ile ilgili çok kritik bir toplantı var. Kendileri ve menajerleriyle ilgili olası çıkacak bir sonuç da bu oyuncuların tabii geleceğiyle ilgili bir karar verilecek. Bu Bordom Avlu yönetim tarafından organize edilen bir toplantı. Trabzonspor camiasının ileri gelenleriyle bir araya geliyor bu iki yıldız oyuncu da. Bu toplantıdan çıkacak karar Trabzonspor'un bundan sonraki belki de transfer politikasını çok ama çok değiştirebilir. Kalırlarsa sorun yok. Eğer en küçük bir gitme ihtimalleri olursa da Trabzonspor mutlak şekilde
transfer politikasını başka bir hale çevirecektir. Sizin de telefonunuz önünüzde dursun, WhatsApp'ınız açık olsun. Hatta benim ismim olsun ilk başta ki bu toplantıyı ben de takip ediyorum, soruşturuyorum. Anında size oradan çıkacak olan bilgiyi, haberi hemen size aktaracağım. Çok kritik bir toplantı. Gelelim transferlere, gelecek oyuncuların boyutuna. Akşamdan çok bir şey değişmedi. Neden? Gaston Campi konusunda Arjantin kulübü yine sorun çıkartmaya devam ediyor. Oyuncu tamam, kulübü bir tamam diyor, bir bozuyor, bir fiyat arttırıyor ama oyuncunun dik duruşu, Bordo Mavi'nin yönetimi gerçekten ona karşı bir sempatiye götürdü. Hem de hocanın da çok istediği bir oyuncu, bir sol stoper. Sevgili Serkan Veçper de zaten daha önceden değerlendirmişti bu oyuncuyu. Ama oyuncunun ısrarla Trabzonspor'a söz verdim ve Trabzonspor'a gideceğim şeklindeki dayatması Trabzonspor'u tabii elini güçlendiriyor ama Arjantin kulübü de gerçekten artık bıkkınlık vermeye başladı. Yine her şey tamamken yine sorun çıkardılar ama Trabzonspor'un bu temasları, Gaston Campi ile ilgili temasları sürüyor sevgili Ersin Düzen. Forvet'se gelince, forvette de yine bilindik isimler var tabii. Berk'le ilgili şunu söyleyeyim. Berk'in tabii Trabzonspor'da yani ismi birinci sırada, santrafor'da 9 numarada. Yine Wilfred Bony'nin dışında da Watford'da forma giyen Isak Sukises ile Trabzonspor'un görüştüğü bilgilerini aldık. Sukes'le, Isak Sukes'le görüştüğü yönünde bilgiler geliyor ama bunlar hani net kesin bu şekildir demiyorum ama şunu söyleyeyim, dün de söylemiştim, bugün de takip ettik Yunan medyasını ki onlar ya çok yakından ilgileniyorlar Berk'le ve Berk'le ilgili henüz anlaşma olmadığını söylüyorlar ama Trabzon'a, Türkiye'ye daha yakın olduğunu, Türkiye'yi tercih ettiğini ama rakamlarda anlaşma olmadığını söylüyorlar. Evet, görüşmelerle ilgili bir haber daha geldi şu anda benim de WhatsApp'ıma. Görüşmelerin devam ettiğini aldık bilgimizi, henüz ama bitmediğini, karar alınmadığını söyleyelim. Bu arada Yusuf Yazıcı ile ilgili çok büyük bilgi kirliliği var Ersin Düzen. Net kesin bilgiyi şimdi veriyorum. Yusuf Yazıcı'ya asla ve asla Sevilla kulübünün şu anda bir ilgisi yok. Sevilla kulübünün bir teması yok, bir isteği yok, bir kulüple görüşmesi yok. Yusuf Yazıcı'yı Lille istiyor. Ve verilen paralarda tekrar söylüyorum, 20 milyon euro değil asla, şu ana kadar böyle bir rakam yok. 13 milyon artı 2 milyon bonus artı %10 satıştan pay. Bakın bu kesin, net, yaklaşık 4 dakika önce teyit edilmiş bir bilgidir kesinlikle. Abdülkadir Ömür'le ilgili de İngiltere'den Manchester City'ye yakın medyadan çıkan, zaten çıktı bu haberler, gelen haberler var. Manchester City'nin Abdülkadir Ömür'ü çok istediği yönünde haberler geliyor. Şu anda Abdülkadir Ömür'ün menajeri Yusuf Yazıcı ve Yusuf Yazıcı'nın menajeri Trabzonspor camiasının çok önde ileri gelenleriyle bir toplantı halindeler ve bu toplantıdan çıkacak sonuca göre tekrar söylüyorum, Trabzonspor'un bundan sonraki gelecekle ilgili planları her an değişebilir. O zaman bir kez daha tekrar etmek gerekirse eğer, evet. Zaten aslında evet, ilk etapta Fransa medyası yazmıştı. Lille'in teklifinin 20 milyon euro artı işte bonus artı satış payı %15 civarı şeklinde. İlk bilgi onlardan gelmişti ama sen 13 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ve satıştan da eğer tekrar Yusuf Yazıcı Lille tarafından, evet, başka bir kulübe satılırsa %10 satış payı teklifi var. Resmi olarak gelen, evet, teklifin bu olduğunu ifade ediyorsun. Evet. Abdülkadir Ömür'le ilgili olarak da Manchester City'nin
Oradaki İngiltere medyasının iddiaları o biraz daha olayı daha başka bir paya yöneltmişti. 32 milyon sterlin civarında bir paradan işte bonusuyla beraber, satışıyla beraber ki Guardiola'nın da aynı zamanda belki kamp kadrosuna dahil etmesi, belki de kiralık olarak başka bir takıma vermesi gibi bir düşüncesi olduğu iddiası var. Ya. Peki toplantıda şu anda kimler var? Kimler kimlerle toplantı yapıyor? Futbolcular menajerleriyle beraber mi yoksa yönetimden birileri futbolcuların menajerleriyle mi? Yönetimden değil, camianın ağır toplarıyla ama yönetimin başkanın organizasyonunda bir toplantı bu. Burada iki futbolcu da bulunuyor ve iki futbolcunun menajerleri de orada. O yüzden o toplantının sonucuna göre iş belli olacak. Ama şu andaki bizim hani hislerimizi söyleyelim. Hislerimize göre yani sanki bu oyuncuların biraz daha ikna edilmeye yönelik bir toplantı oldu ve bu şekilde bir kararın çıkabileceği yönünde bizim sezgilerimiz ve etraflarından aldığımız bilgiler sevgili Ersin'den ama ay ne olur ne biter. Barış Yurusevel. Evet. Kalmaları yönünde diyorsun değil mi? Yani ikna edilmekten tabii. Kastın... İkna edilme kalmaları yönünde. Kalmaları yani siz evet. Hani bu sezonda kalın devam edin. Evet. Sonuçta biz bu takımı güçlendirmeye çalışıyoruz. Sizinle beraber de bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Evet. Aynen öyle sevgili Ersin'den. Yani bu oyuncuların bu senede bu takımın yakaladığı bu ivme, bu birlik beraberlik camianın işte görüyorsunuz biraz önce sizin de görüntülerinizde başkanın takımla birlikteliği, camianın takıma destek verişi, o birliktelikle birlikte siz de bir yıl kalın. Bir yıl sonra kesinlikle tabii ki ederiniz dahilinde size izin vereceğiz yönünde birçok camianın ağır toplarından kendilerine bu yönde sözler söylendi. İşte bu akşamki toplantıda da belki de bunun artık netleşecek ve bundan sonra bu konu tamamen kapanacak ya da artık oyuncuların duruşuna göre bir karar verilecek. Peki çok teşekkür ediyoruz Barış Yurduseven. İyi akşamlar dileyelim sana. Ben bu konuyla ilgili ederim. Olarak bir gelişme olduğu takdirde toplantıdan çıkan sonucu sen bize tekrar iletirsin. Tabii önemli bir şey olduğunda tekrar yine yayınımız açık. Gece saat 12'ye kadar devam edeceğiz ve telefonla bağlanabiliriz. Serkan Reşber'e şunu sormak istiyorum. Şimdi hem senin hissiyatın, düşüncen hem benim keza aynı şekilde... Eğer bir aksilik olmazsa mevcut kadroyu, gelen oyuncuları...